Değerli arkadaşlar, senin oğlun var veya kızın burada bu noktada. Anneler genellikle benim oğlum alkol kullanmasın. Benim oğlum hırsızlık yapmasın. Benim oğlum şunu yapmasın. Benim oğlum sigara içmesin. Benim oğlum zina yapmasın. Sürekli negatif tarafına, yani korktuklarına odaklanıyorlar. Korktukları. Tamam mı? Hocam ben çok korkuyorum. Kaybetmeyi istemiyorum. Çocuğumu kaybetmek istemiyorum. Veya eşimi kaybetmek istemiyorum. Diyerek korkularını söylüyorlar. Korktukları. Veya kaygılarını dile getiriyorlar. Bununla beraber bir de kınadıkları var. Benim çocuğum yapmaz. Benim çocuğum uyuşturucu kullanmaz. Benim çocuğum alkol kullanmaz. Benim çocuğum sigara kullanmaz. Ama başkaları kullanır. Başkalarının çocukları öyle. Benim çocuklarım ama yapmaz. Yani nereye odaklanıyorlar? Sürekli negatif tarafa odaklanıyorlar. Nereye enerji harcıyorlar? Negatif tarafa enerji harcıyorlar. Yani korkulara, kaygılara, kınadıklarına odaklanıyorlar. Başka? Bunlar da ne oluyor? Gündemde olmuş oluyor. Yani gündemde sürekli tekrarlanan, tekrar edilen cümlelerle bu söyledikleri, biraz önce söylediklerimi tekrarlıyorlar. Enerjiyi buraya harcıyorlar değerli arkadaşlar. Yani negatif tarafa odaklanıyorlar. Peki bir kural var değil mi? Fizik kuralı. Nereye enerji harcarsanız hayatınızda o büyüyor. Neyi çok konuşursanız, neyi gündemde tutarsanız, neyi tekrarlarsanız hayatınızda o büyüyor. Bunu söyleyen anneler veya babalar her zaman %100'e yakın korktukları başına geliyor değil mi? Kaygılandıkları hep başına geliyor. Kaçtıkları ve kınadıkları her zaman başına geliyor. Yani benim çocuğum yapmaz dediği zaman yapıyor çocuğu. Benim çocuğum alkol kullanmaz, alkol kullanıyor. Benim çocuğum hırsızlık yapmaz, hırsızlık yapıyor. Benim çocuğum uyuşturucu kullanmaz, kullanıyor. Niye? Çünkü yıllardan beri buraya odaklandı değerli arkadaşlar. Yıllardan beri buraya odaklandı. Peki doğrusu ne? Fizik kurallarını uygulamak. Fizik kuralı, mantık kuralını uygulayacaksın. Mantık kuralı ne değerli arkadaşlar? Pozitif olana odaklanmak. Tamam mı? Pozitif. Şimdi burada iyi çizeyim. Pozitif yere odaklanmak. Benim oğlum nasıl olmasını istiyorsun? Efendim. Benim oğlum aslan gibi. Oturmayı biliyor, kalkmayı biliyor. Benim oğlum iman sahibi. Allah'tan korkar. Benim oğlum iradesini arttırmak için disiplinli spor faaliyetlerine katılır. Benim oğlum akıllıdır diye oğluna iltifat edersen, sürekli onu o şekilde programlarsan, o cümleleri tekrarlarsan sürekli. Tamam mı? Benim oğlum nasıl olmasını istiyorsun? Zinadan, alkolden, uyuşturucudan uzak kalmasını istiyorsun değil mi? Ha, o zaman benim oğlumun imanı artması için ne yapmam lazım? Allah'tan korkması için ne yapmam lazım? Yani pozitif tarafa odaklanacaksın. Ve bunu tekrarlayacaksın. Yani kaybedeceklerine değil, kazanacak taraflara odaklanman lazım ki iman sahibi Allah'tan korkan zaten kötü alışkanlık yapmıyor. Hırsızlık yapmıyor. Arsızlık yapmıyor. Alkolden de uzak duruyor veya zinadan uzak kalıyor. Yani şuraya gelmek istiyorum. Korktuklarına değil, kazanacaklarına odaklanman gerekiyor. Hayatında. Nasıl olmasını istiyorsan oraya odaklanacaksın. Ve onu tekrarlayacaksın. Tamam biliyorum. Tek başına yapamıyorsun zaten. Niye? Çünkü senin etrafındaki insanlar, sen kendini değiştirdin. 3 gün sonra yine eski haline getiriyorlar seni. O en çok görüştüğün 5 kişi zaten sana yapamazsın diyor. Beceremezsin diyor zaten. Hep söylediler. 18 yaşına kadar zaten 144 bin kere duydun. Yapamazsın, edemezsin, olmaz gibi. O cümlelerle zaten yetiştin. Anne olsan da veya baba olsan da. Dolayısıyla şu anda benden etkilendin. Harekete geçeceğini biliyorum.
Ama belki 3 gün sürecek veya 1 hafta sürecek. Niye? Çünkü ortam aynı. Üzüm üzüme baka baka kararır. Çünkü etrafında sürekli kara üzümler var. Sen harekete geçmek istiyorsun tek başına ama olmuyor. 3 gün sonra gaz bitiyor, motivasyonun bitiyor. O yüzden sürekli söylüyorum, tek başına yapamazsın. Kitap okuyarak kilo veremezsin. Kitap okuyarak direksiyon eğitimi alamazsın. Dolayısıyla sen yine de bu teknikleri uygula. Negatif taraflara odaklanmak yok. Pozitif taraflara odaklanacaksın. 3 gün sonra enerjin kalmadı. Yine eski haline geldin. O zaman bu videoyu tekrar izle. Yine 3 gün idare eder seni belki. Yine olmuyorsa o zaman iletişime girmen lazım. Doğrusu bu. Tek başına yapamazsın. Yani direksiyon eğitimi alıyorsan yanında öğretmen olması lazım. O sana yol gösteriyor. Şimdi sağa döneceksin, şimdi sola döneceksin, şimdi frene bas, şimdi gaza bas. O söylüyor sana. Tek başına yapamazsın işte. O yüzden hayal kırıklığına uğradın yıllardan beri. Hocam ben biliyorum, anlattıklarını biliyorum. Ben okudum onları, çok seyrettim ama olmuyor, olmuyor, olmuyor. Ben bunları binlerce kez duydum. Yorumlarımı oku aşağıda. Herkes aynısını söylüyor. Ama şunu anlamaları lazım. Yani akıldaki şu programı değiştirmesi lazım her insan. Bu yalnız olmuyor, olmayacak, tek başına olmuyor arkadaşlar. Sen biliyorsun ama uygulamakta zorlanıyorsun. Bilmek başka bir şey, uygulamak başka bir şey. Dolayısıyla uygulayabilmek için yanında birisi olması gerekiyor değerli arkadaşlar. Seni bulunduğun yerden tutup hedefine götürecek birisi lazım. Tek başına olmuyor. Bunu kafana koy. Mermer gibi düşün, beyninde bir tahta düşün. Tahta, onun mermer gibi olduğunu düşün ve oraya 2 santimlik derin yazılarla yaz. Tek başına olmuyor diye beyninde bunu yaz. O zaman hayatında değişiklikler olacak. Tek başına yapamayacaksın çünkü. İnsan sosyal bir varlık ve insan insanla insan olur. Tek başına olmuyor. Ben de artık bir şeyler yapmak istiyorum hocam. Çok çektim. Çok biliyorum, çok öğrendim, çok okudum ama yapamadım, biliyorum, kabul ediyorum hocam. Yalnız yapamayacağımı biliyorum. O zaman benimle iletişime geçeceksin, bu kadar basit. Belki şu anda söylediklerim seni rahatsız edebilir, nefsine ağır gelebilir. Direkt söylüyorum çünkü seni uyandırmak için yapıyorum. Neden biliyor musun? Artık yeter. Etrafındakilerini kaybetmeni istemiyorum. Ailendeki üyeleri, çoluğunu, çocuğunu, eşini kaybetmeni istemiyorum. Anneni, babanı, tamam mı? Dostlarını, sevdiklerinin kaybolmasını istemiyorum. Yıllardan beri kazandığın ne varsa onları kaybetmeni istemiyorum. Ömrünü zayi etmeni istemiyorum artık. Ömür çok değerli. Ömrünü israf etmemeni istiyorum. Dolayısıyla o yüzden şu anda sesim duyguluysa, hızlıysa, yüksekse ondan dolayı seni uyandırmak istiyorum. Artık vakti geldi. Başka bir çözüm olsaydı zaten sana söylerdim. Hadi artık ayağa kalk. Harekete geç. Artık zamanı geldi. Bundan sonra kayıp değil, kazanan olmak istiyorsan hemen harekete geç. Kendini geliştirmeye başla. Sen kendini değiştirdiğin zaman zaten çevrendeki insanların davranışları da değişecek. Hadi harekete geç. Biz yıllardan beri Almanya'da Avrupa'daki vatandaşlarımıza yıllardan beri duygu, düşünce, davranışları pratik yollar ile nasıl değiştirebileceklerini, bununla beraber içindeki o aslanı uyandırmayı, yani o kabuğu kırmayı gösteriyoruz onlara. Bu olunca zaten sevdikleriyle beraber, dostları, çevresindeki ailesiyle beraber huzurlu, birlikte daha başarılı oluyorlar yıllardan beri. Bunu biz yıllardan beri size ispatladık. Değişen insanlar Instagram'da paylaştılar değerli arkadaşlar. Videolar paylaşıldı. Bakın, görün, siz de artık vakti geldi. Kayıp yaşamamak için harekete geçin. Bizimle iletişime girin. Bizimle ön görüşme yaparsan eğer gelişim için ilk adımını atmış olursun.
Hemen şimdi videonun altında link var. Linke tıkla, formu doldur ve gönder. Eğer uygunsan bizim arkadaşlar zaten sana dönüş sağlar. Sen de inşallah sana verilen planı uygularsın ve adım adım arzuladığın hedefe kayıp yaşamadan ulaşırsın. Hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.